Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tiyatro konusuna girelim diyorum. Çok acemi bir çekim olacak. Yazım için de özür dilerim. Dünyanın en güzel yazısına sahibim. Umarım okuyabilirsiniz. Tiyatro nedir'den başlayalım. Tiyatro, Shakespeare'in deyimiyle insanı insana, insanla insanca anlatma sanatıdır. Bu tabii ki edebi bir tanım. Genel tanımına geçelim. Tiyatro nedir? Günlük hayatta karşılaşacağınız olayları sahnede göstermek amacıyla yazılan eserlere tiyatro denir. Bu açıklamaya bağlı olarak tiyatronun göstermeye bağlı metinlerden olduğu görülür. Sanat dalıdır da aynı zamanda tiyatro. Güzel sanatların da dramatik sanat yani ritmik sanat grubuna giriyor. Farklı bir tanım daha var. Tiyatro, anlatıcısı bulunmayan, sahnede canlandırmak için yazılmış olay, kişi, zaman ve mekan ögelerine sahip metin türüdür. Tiyatro nasıl doğdu? Tabii ki bütün sanat türleri gibi tiyatro da dinsel törenlerden yola çıkarak, dinsel törenlerden doğdu. Nasıl oldu bu? Antik Yunan döneminde bağ bozumu tanrısı Dionysos adına düzenlenen dinsel törenlerden ortaya çıkmıştır. Eski Yunan'da her yıl doğanın canlanışını, bereket ve bolluğu kutlamak için törenler düzenlendi. Törenlerde halkın duygularını dile getiren bir koro ve ilahiler okunurdu. Daha sonra bunlara bir kişi eklendi. Daha sonra başka bir kişi daha eklendi. Böylece olayları anlatan bir grup oluştu. Zamanla da dinsel işlevinden ayrılarak göstermeye bağlı bir sanat haline geldi tiyatro. Tiyatronun özelliklerine bakalım nelermiş. Bir kere tiyatro görme ve işitmeye dayalı iki temel ögeden oluşur. Görmeye dayalı olan ögeler işte sahnedeki dekordur, aksesuardır, jest ve mimiklerdir. İşitmeye dayalı ögeler ise seslerdir, ses tonudur, müziktir. İkinci özelliğe geçelim. Sahne, kostüm, makyaj gibi unsurlardan yararlanılır tiyatroda. Temel unsurlardandır bunlar. Dil, insanları etkilemek için sade ve anlaşılır olur. En önemli özellik anlatımların diyaloglarla yapılmasıdır. Yani anlatıcı geri çekilmiştir. Roman ve hikayeden farkı da budur. Diyaloglarla yapılıyor, karşılıklı kişilerin konuşmasıyla. Tiyatroda 4 temel öge bulunur. Olay, kahramanlar, mekan ve zaman ögeleri. Olay insanın başına gelebilecek her türlü olaydır. İnsanın karşılaşabileceği her türlü durumdur. Konu kahramanın kendisiyle veya çevresiyle çatışmadan doğar. Hatırlayın, hikaye ve romanda da çatışmalar vardı. İyi ve kötü çatışması, işte ahlak ve değerler çatışması gibi. Kişiler tiyatronun kahramanlarıdır. Yine tiyatrodaki kişiler yine roman ve hikayedeki gibi tip ve karakterlerden oluşur. Neydi onları hatırlayalım. Tip, kendine ait tek bir özelliğiyle ön plana çıkan kişidir. Mesela bir kişinin sadece cimriliğini ön plana alabilirsiniz. Ya da sadece kıskançlığını ön planda tutabilirsiniz. Yani bütün cimrileri temsil eden bir tip vardır. Başka bir özelliği yoktur. Karakter ise birçok yönüyle ele alınan kişidir. Mekan, tiyatro eserinde olayın geçtiği yerdir. Bu nasıl oluşturuluyor? Sahnede dekor ile canlandırılır. Eğer sarayda yaşanan bir olayı anlatıyorsanız, mekan doğal olarak sarayda bir oda olacaktır. Zaman, olayın yaşandığı zamandır. Yazar bunu kronolojik de verebilir. Geriye dönüş, dönüş tekniğiyle de verebilir tabii ki. Geldik tiyatro türlerine, modern tiyatroya. 3 tür vardır modern tiyatroda. Trajedi, komedi, dram. Bu tablo işinize çok yarar arkadaşlar. Her birinin özelliklerini kapsıyor hem de her birini karşılaştırıyor. Bu nedenle güzel bir tablo. Mesela trajedinin konusu nedir? Kederli, korkunç, üzücü olaylardır konusu. Amacı nedir peki? İdeal insanı ve güzel ahlakı överek özellikle gençleri eğitmek. Şimdi konumuz ve amacımız belli. Bu durumda kişiler kimler olabilir? Örnek alınacak kişilerdir. Kimlerdir bunlar? Seçkin ve olağanüstü kişilerdir. Yani tanrılar, yarı tanrılar, krallar, kraliçeler, komutanlar, büyük kahramanlar.
Konunun kaynağı nedir trajedide? Tarih ve mitolojidir. Özellikle antik Yunan, eski Yunan. İfade biçimi dediğimiz şey anlatım tarzıdır. Trajedilerde manzumdur. Manzumu hatırlayalım. Manzum ölçülü, uyaklı söz demek. Yani şiir şeklinde. Dil, kişiler seçkin olduğuna göre dil de seçkindir, üslup da soyludur. Küfür ve kaba söze yer yoktur mesela. Trajedi daha çok klasisizm akımına bağlı, oradan beslenir. Üç birlik kuralına uyulur. Üç birlik kuralı neydi? Olay, zaman, mekan birliği. Yani tek bir olay 24 saat içinde ve bir mekanda gerçekleşir. Trajedi de bu kurala uyulur. Trajedide perde sayısı 5'tir. Sahneleme dediğimiz şey şu. Amaç gençleri eğitmek olduğu için savaş, cinayet gibi kötü olaylar sahnede gösterilmez. Nasıl gösterilir? Ya biri gelir, bir haberci gelir olayı anlatır. Ya da arka plandan silah sesleri, işte kılıç sesleri duyulur. Trajedi bu kadar. Geldik komediye. Komedinin konusu gülünç olaylar ve eleştiriler, gözlemlerdir. Amacı güldürürken düşündürmek. Bu durumda gülünç olaylarsa kimler olacak kişiler? Tabii ki halktan kişilerdir. Halktan kişiler olduğuna göre konu günlük yaşamdan alınır. Şimdi komediler her iki biçimde de yazılabilir. Klasik komediler sadece manzum olarak yazılırken modern komediler yani günümüzdekiler mensur olarak da manzum olarak da yazılabiliyor. Kişiler hayattan kişiler, halktan kişiler olduğu için dilde soyluluk aranmaz. Yani küfür ve kaba söz yer alabilir. Klasik komediden bahsediyoruz tabii ki burada. Bağlı olduğu akım klasisizmdir. Yine klasik komedide üç birlik kuralına uyulur. Perde sayısı 5'tir. Dediğim gibi yine klasik komedide. Günümüz komedide tek perde, iki perde olabilir. Halktan ve günlük yaşamdan olduğu için savaş, cinayet gibi olaylar sahnede gösterilir. Bu da komedi ile trajedinin arasındaki farklardan biri. Geldik drama. Dikkat ederseniz dram, trajedi ile komedinin karışımıdır. Yani aslında hayatın kendisidir. Her tür konu işlenir dramda. Yani hem acıklı konular hem de gülünç konular. Amaç hayatı anlatmaktır. Her kesimden insanlar yer alabilir burada. Kralı da yer alabilir. Sıradan pazarcısı da, işte bakkalı da yer alabilir. Konu her türlü olay işlenebilir. Hem tarihsel bir konu işlenebilir hem de günümüzden herhangi bir konu işlenebilir. Manzum da mensur da yazılabilir. Dil ve üslup kişiye göre değişir. Yani eğer bir nasıl diyeyim kral konuşuyorsa bir kral varsa ortada dil tabii ki üslup tabii ki soyludur ama halktan bir kişi ise sıradan halkın konuşması yer alabilir. Dram doğal olarak romantizmden beslenir. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Perde sayısında sınır yoktur. Her türlü durum sahnede gösterilir. Bu üçünün de özellikleri bunlar. Geldik Türk edebiyatında tiyatroya. Türk edebiyatında tiyatro geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olarak ikiye ayrılıyor. Geleneksel Türk tiyatrosunda orta oyunu, gölge oyunu yani Karagöz, Meddah, Köy Seyirlik oyunu, Tuluat var. Modern tiyatroda da bu üçü. Komedi, trajedi, dram. Ve bu dersimizin son konusuna geldik. Türk edebiyatında tiyatro. Tiyatro geleneksel şekilde zaten vardı. Geleneksel tiyatro vardı, az önce bahsettik. Modern tiyatro ise diğer bütün türler gibi Tanzimat'ta girdi edebiyatımıza, Tanzimat döneminde. Her tür gibi tiyatroda öncelikle çeviri yoluyla girdi. Ahmet Vefik Paşa, Fransız yazar Molière'den adapte eserler verdi. Adapte ne demek? Adapte uyarlama demek. Yani olayı alıyorsunuz. Örneğin Paris'te geçen bir olayı alıyorsunuz. Mekan olarak İstanbul yazıyorsunuz. Kişi olarak Fransız kişilerin isimlerini vermiyorsunuz da Türk isimleri veriyorsunuz. Yani olay aynı ama kişiler ve mekan farklı. Buna uyarlama yani adapte eser diyoruz. Edebiyatımızda yayımlanan ilk tiyatro eseri İbrahim Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi adlı eserdir.
Sahnelenen ilk tiyatro eseri ise Namık Kemal'in yazdığı Vatan yahut Silistre'dir. Bakın ikisi farklı şeyler. Yayımlanan ilk eser Şinasi'nin Şair Evlenmesi. Sahnelenen ilk eser Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'si. Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlayan birçok önemli isim var tabii ki bu dönemde. Şinasi ve Namık Kemal'den bahsettik zaten. Ahmet Vefik Paşa Bursa'da bir tiyatro sahnesi kurarak çok büyük katkı sağlamış. Molière'in edebiyatımıza girmesini sağlamış, tanınmasını sağlamış. Güllü Agop, tabii ki gayrimüslimler daha çok tiyatro yaptığı için o dönemde Güllü Agop yine çok önemli bir isim. Direktör Ali Bey, Türkçeyi iyi kullanmayan gayrimüslimlerin diksiyonunu düzelterek çok güzel yardımlarda bulunuyor. Türk tiyatrosunun ilk Müslüman kadın oyuncusu Afife Jale. Daha öncesinde Müslüman bir kadın oynayamazdı tabii ki. Afife Jale cesaret edip sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Biraz heyecanlıydım, özür dilerim. Bir dahaki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.